Sevgili Vizyon 58 televizyonu izleyenleri, Bir Şifa Kapısı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Öncelikle herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Yine sağlık konumuz, yine hepimizi ilgilendiren en temel organlarımızdan kalp sağlığı olacak. İnme ve felçle birlikte kalp sağlığımızı, kalp ve damar yollarını nasıl etkilediğini uzman doktor hocalarımızdan öğreneceğiz. Bugünkü konuğumuz Avrasya Hastanesi'nin önemli uzmanlarından, önemli ve alanında başarılı olan doktorumuz, kardiyoloji uzmanı doçent doktor Habib Çil olacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizleriz, çok teşekkür ederim. Hocam hemen konuya girelim. Bildiğiniz üzere dünyada görülen ölüm nedenleri arasında ilk 3 hastalıktan birisi kanser, diğeri kalp krizi ve üçüncüsü de felç ve inme. Bugün kalp sağlığıyla birlikte felç ve inmeyi işleyeceğiz sizlerle. Öncelikle inme ve felç nedir hocam? İnme ve felç iki ayrı tabir gibi kullanılsa da temelde aynı. Beynimizin belli bir bölgesinin fonksiyonlarını çeşitli nedenlerle kaybetmesi sonucu bir takım uzuvlarımızı kullanamaz hale gelmemize biz inme diyoruz. Bu vücudun sol veya sağ tarafını tamamen tutan bir inme olabileceği gibi yüzün belli bir kısmını veya sadece konuşma fonksiyonunun iki şekliyle bazen konuşmayı ifade edemem, bazen de anlamsız konuşma şeklinde bozulması şeklinde olabilir. Bazen aslında gözdeki görme kaybı da inme anlamına gelebilir. Dolayısıyla çeşitli uzuvlarımızın fonksiyonlarını kaybettiği duruma biz inme diyoruz. Ama sebep olarak uzuvların kendisinden ziyade beyinde o uzuvları ilgilendiren bölümün genellikle de damarının tıkanması neticesinde fonksiyonunu yerine getirememesi neticesinde olur. Peki belirtileri nelerdir hocam? İnmenin belirtileri elbette ilgili organa göre değişir. Beynin hangi bölümünün tutulduğuna göre değişir. Temelde biz gördüğümüz inme türlerine baktığımız zaman genellikle konuşma fonksiyonu ve vücudun sağ veya sol tarafının tamamen güç kaybı, his kaybı şeklinde ortaya çıkar. Bu sık görülen bir örnek olduğu için tabii ifade ediyorum. Uyuşmalarla başlayan mı hocam? Uyuşma sürecin bir parçası elbette. Bazen sadece uyuşma seviyesinde kalıp vücut bir şekilde inmeyi çeşitli korunma mekanizmalarını devreye sokarak durdurabilir. Diyelim beyine bir pıhtı atması sonucu bu süreç başladı. Vücudun pıhtıyı eritme mekanizması devreye girer. Küçük bir pıhtıdır. Bir şekilde o problem çözülürse şayet sadece uyuşma şeklinde kalabilir. Daha ileri noktaya gitmeyebilir. Ama yerleşmiş bir inmede elbette sol veya sağ tarafımızın tamamen güç kaybı, his kaybı şeklinde yerleşmesi neticesinde olur. Peki inme çeşitleri kaç tanedir hocam? Nelerdir bunlar? İnme aslında çeşit olarak sebepleri üzerinden çeşitlendirilebilir. Gerçekleşme şekli üzerinden bizim beynimizde bir damarın bir şekilde kanaması sonucu oluşan inmeye hemorajik inme diyoruz. Şu veya bu nedenle olabilir bu tabii. Nedenlerine girebiliriz ileride. İkinci yaygın sebep ise ilgili beyinde bir bölümü besleyen ilgili damarın pıhtıyla veya başka bir şeyle tıkanması neticesinde olur. Sonuçta her halükarda beynin belli bir bölümü gerek damarı tıkandığı için gerekse kanama nedeniyle fonksiyonunu kaybeder. Dolayısıyla temel olarak iki çeşit inme sebebimiz var. Hemorajik ve iskemik inme. Bunların belirtileri, bunların nedenleri nelerdir hocam bu inme çeşitlerinin? Bunların sebepleri tabii çok geniş bir başlık. Öncelikle biz kardiyologlar olarak hemorajik veya iskemik inmelerin önemli bir kısmının temelinde kardiyolojik hastalıklar yattığını söyleyebilirim. Kalp damar hastalıkları yattığını söyleyebilirim. Bunları genel çerçevesi ile anlatmak gerekirse kardiyolojik sebepler içerisinde ritim bozuklukları önemli bir sebeptir.
kalpteki doğuştan gelen bir takım yapısal anomaliler, yani kalp delikleri diye ifade edebileceğim sebeplerden bir tanesidir. Şah damarımızda oluşmuş olan darlıkların beyne bir parçanın gitmesi sonucu, bir pıhtı parçasının gitmesi sonucu inmeye sebep olması söz konusu olabilir. Bunun dışında kalp kapağı değişmiş bir hastanın, metal kapak takıldığında özellikle, gerekli tedavileri uygun şekilde almaması neticesinde kalp metal kalp kapağının üzerinde bir pıhtı yerleşmesi ve bu pıhtının bir şey sonucu yine bir iskemik inme çeşidi ortaya çıkabilir. Onun dışında hemorajik inmede elbette bizim yüksek tansiyon hastalarımızda, uzun süre ihmal edilmiş yüksek tansiyon hastalarımızda 15-20 yıllık bir süreç de olabilir bu, daha kısa bir süreç de olabilir. Bir beyindeki bir damarın çatlaması neticesinde bir kanama oluşması nedeniyle de inme gerçekleşebilir. Şimdi hastalarımız rahatsızlığına göre sizlere başvuruyorlar hocam. O tetkikler nelerdir, testler midir, nasıl bir sonuca varıyorsunuz, nasıl bir teşhis koyuyorsunuz peki? Bu adımdan da bahsedelim. Şimdi inme gerçekleştiği zaman yapılacak testler bir gruptur. İnmeyi önlemeye yönelik, inmeden korunmaya yönelik bizim yaptığımız testler bir başka gruptur. İnme gerçekleştiği zaman elbette birinci derecede nörologlar devreye girer ve nörologlar öncelikle bu hastalığın, bu inme durumunun iskemik mi yoksa hemorajik mi? Yani kanamaya mı bağlı yoksa bir damarın tıkanmasına mı bağlı olduğunu test etmek amacıyla öncelikle genellikle bir MR tetkiki yaparlar. Eğer bir kanama söz konusu değil ise acil ve ilk 3 saatte başvurmuşsa hasta, bu büyük ihtimalle zaten tedavi edilebilir bir inme olarak değerlendirilebilir. Ne şekilde tedavi edilir? Yakın zamana kadar aslında bizim ve daha doğrusu nörologların elindeki en önemli silah bir takım kan sulandırıcılar idi. Erken başvurmuş bir hastaya erken dönemde hızlı bir şekilde kan sulandırıcı tedaviyi başlar ve inme sürecinin gerilemesini beklerdik. Biraz pasif bir süreç tabii bu. Esasında tıkanan damarı açmaya yönelik özel bir tedavi yoktu. Sadece pıhtıyı eritmeye yönelik bir takım ilaçları verirdik ve olay biraz zamana bırakılırdı. Fakat özellikle son 10 yılda bir takım gelişmeler neticesinde özellikle ilk 3 saatinde başvuran hastalarımızın beyinde hangi damar tıkanmışsa anjiyografi yöntemiyle kasıktan girerek ilgili damara bir şekilde ulaşıp oradaki pıhtıyı özel yöntemlerle dışarı alma şeklinde bir tedavi mümkün. Dediğim gibi bu son yıllarda, son 5-10 yılda yerleşmiş bir tedavi. Elbette Türkiye'nin her yerinde bu imkan vardır diyemeyiz. Bu hastanenizde uygulanan bir uygulama hocam? Hayır, bu tedavi hastanemizde de uygulanmıyor. Bu tedavi bakanlığın özel olarak sertifikalandırıp yetkilendirdiği çok az sayıda merkezde uygulanıyor. Ve seçilmiş hastalara uygulanıyor. Özellikle zaman burada çok önemli. İlk 3 saat içerisinde başvuran hastalar bu tedaviye alınıyor. Ve dediğim gibi bu alanda uzmanlaşmış hekimler ve merkezler yapıyor. Ve sayısının son derece az olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla bu merkezler zamanında başvurmuş hastaları etkin bir şekilde tedavi edebiliyor. Elbette bütün inme hastaları bu tedaviye ihtiyaç duyar diyemeyiz. Bütün inme hastaları bu tedaviyi hak ediyor, bu tedaviden fayda görüyor anlamına gelmez. Çok geniş bir alanı ilgilendiren bir damar tıkanmışsa o zaman ancak bu tedavi uygulanıyor. Bu tabii inme esnasında uygulanan bir tedavi. Yani inme gelişmiş hastada. Ama bizim hekimler olarak kardiyologlar, nörologlar ve diğer branşların uzmanları olarak esas işimiz gelişmiş bir inmeyi tedavi etmekten çok, elbette onları da tedavi edeceğiz ama esas işimiz ve başarımız inmenin engellenmesine yönelik. Yani önceden müdahale ederek
Önceden engelleyici tedbirler alarak. Nedir bunlar? Evet. Öncelikle hangi hastalarımız inme riskiyle karşı karşıya kalabilir? Bunları bir kere değerlendirmemiz lazım. Genel başlıklarıyla anlatmak gerekirse, yüksek tansiyon hastaları bir inme adayıdır. Elbette iyi tedavi edilen, iyi takip edilen, iyi kontrol altına alınmış bir hipertansiyon hastasının inme geçirme olasılığı düşüktür. Bu bilinen bir gerçek ama kontrolsüz hipertansiyon hastalarının önemli bir kısmının inme adayı olduğunu biliyoruz. Bir başka başlık ritim bozuklukları. Özellikle atrial fibrilasyon ve atrial flutter dediğimiz ritim bozuklukları kalbin belli bir bölgesinde dolaşımın yetersiz olması neticesinde bir pıhtının oluşması ve bu pıhtının çeşitli durumlarda yerinden oynayarak beyne atması neticesinde görülen bir inme türüne neden olur. Ne yazık ki atrial fibrilasyon özellikle yaş ilerledikçe kalp hastalığı, temelde bir kalp hastalığı olsun veya olmasın, atrial fibrilasyon ve flutter 60'lı yaşlardan sonra sıklığı oldukça artan bir ritim bozukluğu çeşidi. Ve genellikle belli yaştan sonra şikayetler çok silik hale geldiği için hastalarımız atrial fibrilasyon tanısı alamayabiliyor hekime başvurmadığı takdirde. Oysa tanısını koymak son derece kolay. Bir EKG çekilmesi atrial fibrilasyon tanısı koymamız için yeterli. Bu hastaların tespiti halinde özellikle belli risk faktörleri de taşıyorsa aşağı yukarı tamamına yakınına biz özel kan sulandırıcılar başlıyoruz ve kalpte o pıhtının oluşmasını baştan engelleyerek inmeden korunmalarını sağlıyoruz. Bu aslında bizim toplum sağlığı açısından inmeye yönelik vurabileceğimiz en büyük darbe atrial fibrilasyonun tanı ve tedavisini yerinde yapmak şeklinde olur. Çünkü sıklık olarak da yoğun gördüğümüz bir tür. Dahası atrial fibrilasyon veya flutter'dan kaynaklanan pıhtının büyüklüğü diğer sebeplere nazaran daha büyük olduğu için geçirilen inme de son derece ağır oluyor. Dolayısıyla hem sık görülmesi hem de çok daha ağır bir inme türüne sebep olması nedeniyle atrial fibrilasyonun tanısının ve tedavisinin zamanında yapılması çok önemli. Bu elbette iskemik inme nedeni olarak söylüyoruz. Bir başka kalp damar hastalıkların olarak saymak gerekirse bir başka inme nedeni geçirilmiş kalp krizleri. Geçirilmiş kalp krizi inmeye nasıl sebep olur? Genellikle kalp krizi geçiren bölge incelir ve bir miktar balonlaşır. Tabii burada şunu vurgulamak lazım. Bu hastaların sayısı bundan 30 yıl öncesine göre oldukça azaldı. Kalp krizi geçiren bir hastanın kalbinde bir balonlaşma olma olasılığı bundan 20-30 sene önceye göre bugün daha düşük. Neden? Çünkü bu hastalar erken tanıyla hızlı bir şekilde anjiyografi laboratuvarına ulaştırılıyor. Hızlı bir şekilde damarlar açılıyor ve kalbi besleyen o bölge, kalbin ilgili damarının beslediği o bölgenin tamamının ölmesine izin vermiyoruz. Büyük oranda bu konuda başarılıyız. Evet, belli bir miktar hasar oluyor kalpte ama balonlaşma daha az görülüyor. Balonlaşma daha çok tedaviye çok geç ulaşan hastalarımızda ne yazık ki oluyor. İhmal edilmiş hastalarda oluyor. O balonlaşmanın neticesinde balonlaşan bölgede kan dolaşımı zayıf olduğu için orada da bir şekilde pıhtı oluşuyor. Ve bu pıhtının yerinden oynaması ve beyni atması neticesinde ilgili damar tıkandığı için yine iskemik inmeye neden oluyor. Bir başka inme sebebi bizim damar sistemimiz tabii bir bütün. Biz kalp doktorlar olarak, kardiyologlar olarak hastalarımızın kalp damarlarını tedavi ediyoruz. Ama biliyoruz ki atar damar sistemi genel olarak birlikte hastalanır. Nasıl bir insanın kalp damarında problem oluyorsa, damar sertliği diye bilinen halk arasında ateroskleroz dediğimiz hastalık kalp damarlarında mevcut ise şayet, aynı şekilde beynimizi besleyen damarlarda da olma ihtimali yüksektir. Bacak damarlarımızı
besleyen, daha doğrusu bacaklarımızı besleyen damarlarımızda oluşma ihtimali de mevcuttur. Diğer bütün uzuvlarımızı besleyen atar damar sisteminde bu hastalığın olma ihtimali mevcuttur. Evet de bacak damarlarıyla ilgili bir durum inmeye neden olmaz, bunu biliyoruz. Ama şah damarlarımız da yine aynı arter sisteminin, aynı damar sisteminin bir parçasıdır. Orada oluşan plaklar, daralmalar yine orada bir pıhtının oluşmasına ve bu pıhtının beyne atması neticesinde bir inmeye neden olabilir. Bunlar elbette bir pıhtı atması mevcutsa bu inme türü her halükarda iskemik inme olarak adlandırılır. İskemik inmenin sebepleri olarak bunları temel olarak sayabiliriz. Hemorajik inme için konuşacak olursak da demin söylediğim ihmal edilmiş bir yüksek tansiyon hastası, bir de atrial fibrilasyon olsun, metal kapak takılmış kalp hastaları olsun, bu hastalarımıza biz pıhtı oluşmaması için kan sulandırıcı veriyoruz. Bu ilaçlar kontrollü kullanılması gereken, yakın takip altında kullanılması gereken özel ilaçlar. Şayet bu ilaçlarda bir bilinçsiz kullanım söz konusu olursa, doz yüksek gelirse, belli aralıklarla kontroller ihmal edilirse, bizim inmeden korumak için verdiğimiz bu ilaçlar inmeye neden olabilir. Farklı bir rahatsızlığa da sebebiyet de verebilir değil mi hocam? Biz iskemik inmeden korunmak için bu ilaçları veriyoruz. Ama yüksek doz olması durumunda ya da dediğim gibi uygunsuz kullanım durumunda bu hastalar hemorajik inmeyle karşı karşıya kalabilir. Onun için tabii bilinçli ve dikkatli kullanılması gereken bir ilaç grubu bu bahsettiğimiz kan sulandırıcılar. Şimdi hocam rahatsızlıklarını tespit ettikten sonra sizler tedavileri ilaçla mı başlıyorsunuz? Kan sulandırıcılar dediniz. Sonrasından düzelmediğinde ameliyat bir sürecine gidiliyor değil mi? Yani direkt kalp kriziyle gelmediler diyelim. Belirtileri var. Kalp kriziyle geldikten sonrasında da ameliyat süreci illaki oluyor. O süreçlerden bahsedelim. Şimdi atrial fibrilasyon dediğimiz şey az önce belirttim. İnmenin en sık sebeplerinden birisi. Biz bu hastalarda inmeye yönelik yapacağımız en önemli katkı veya en önemli tedavi bahsettiğim gibi kan sulandırıcı tedavinin başlanması. Atrial fibrilasyonun ortadan kaldırılması ise daha özel bir konu. Atrial fibrilasyonu biz tamamen düzeltmeye yönelik bir tedaviye bazen ihtiyaç duyarız, bazen duymayız. Hastanın çarpıntı nedeniyle nabzı çok yükseliyorsa bu nabzı düşürmeye yönelik bir takım ilaç tedavilerimiz var. Özellikle bir hasta grubunda da atrial fibrilasyonu kökten çözmeye yönelik ablasyon dediğimiz ilgili ritim bozukluğu noktasını radyo frekans veya soğutma yöntemleriyle yani ısıyla veya soğutarak o bölgeyi devre dışı bırakmak suretiyle tedavimiz mümkün. Bu atrial fibrilasyonun kendine özel bir tedavisi. Ama her hastaya bu ihtiyaç, her hastada buna ihtiyaç duyar mıyız? Hayır. Belli grup hastalarda bu tedavi sadece uygulanır. Yine bazı grup hastalarda biz elektroşok tedavisiyle atrial fibrilasyonu normal ritme çeviririz. Bu da belirli şartları taşıyan belirli özel hasta gruplarında söz konusudur. Yoksa bizim her atrial fibrilasyon hastasını normal ritme çevirelim diye bir kaydımız yoktur. Bir amacımız yoktur. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, hastanın özellikleri doğrultusunda verdiğimiz bir karardır. İkinci sebep olarak saydığım şah damar tıkanıklıklarında ise biz öncelikle bir Doppler çekerek hastamızın şah damarlarında pıhtı kaynağı olabilecek, inmeye neden olabilecek bir daralma var mı bunu görürüz. Bu inmeyi geçirmiş bir hastada da yapılan bir tetkiktir. Ya da henüz inme geçirmemiş ama çeşitli damar hastalıklarının yoğun bir şekilde olduğunu biliyoruz. Bu hastanın şah damarında da problem olabilir. Bunu tespit edelim düşüncesiyle yine Doppler'i isteyip hastalarımızdan Doppler tetkikini yaptırıyoruz. Evet. Şayet Doppler'de ciddi bir daralma veya anlamlı bir daralma. Doppler sonuçta çok detaylı bir şekilde damarı gösteren bir tetkik değil. Ama bir aterosklerotik plak varlığını net bir şekilde bize belirtir.
Genellikle %40-50 civarında bir darlıktan daha önemli bir darlık varsa veya o civarda bir darlık varsa bu hastalara kural olarak anjiyografi tetkiki yapılır. Yani Doppler'de bir ön bilgi almış olduğumuz hastayı anjiyografi ile daha detaylı bir şekilde değerlendirerek damarında, şah damarlarında bir problem var mı bunu net şekilde görürüz. Buradan sonra bir karar süreci tabii bizi bekliyor. Hastamızın %50'nin üzerinde bir daralması var ise ve bu hasta bir inme geçirmiş ise bu inmenin tekrar etmesini önlemeye yönelik bizim o damarı tedavi etmemiz gerekiyor. Yani %50'den fazla darlık varsa bizim o darlığı düzeltmemiz gerekiyor. Bu iki yolla olabilir. Birincisi açık cerrahi yoluyla oradaki pıhtı ve daha doğrusu ateron plağının damarın iç yüzeyini kaplayan kitlenin tabiri yerinde ise cerrahi olarak dışarı alınması. Neticesinde hastamızın o pıhtı riskinden kurtulmasını sağlarız. Daha yeni nispeten ve daha pratik diyebileceğimiz bir tedavi ise bizim yaptığımız kardiyologların gerekle bazen girişimsel radyologların, girişimsel nörologlar da büyük oranda artık bu işlemleri yapıyor. Bu hastaların stentle tedavi edilmesi. Yani şah damarındaki ilgili damar tıkanıklığının stent konularak, daha doğrusu tıkanıklığının demeyelim, daralmasının, damar daralmasının stent konularak tedavi edilmesi. Bu son derece pratik, son derece konforlu, son derece rahat bir işlem. Tıpkı koroner damarlarına hastalarımızın stent koyduğumuz gibi birkaç prosedürel farklılık dışında benzer bir süreç oluyor. Koldan veya kasıktan girerek beyin damarına, şah damarlarına bir kateter yerleştiriyoruz. Ve bu kateterin içerisinden stentimizi öncelikle bir filtre, koruyucu filtre göndererek arkasından da stentimizi yerleştirip pıhtı kaynağı olabilecek riskli yüzeyin üzerini stentle kapsıyoruz. Stentle kapladığımız bölge pıhtı kaynağı olmaktan uzaklaşmış oluyor böylece. Dolayısıyla hastamız genellikle ertesi gün taburcu edilerek evine gönderiliyor. Rahatlıkla yaşamına devam tabii, edebiliyor. Evet, evet. Tekrarlanabiliyor mu peki hocam bu inme çeşitleri? İnmenin elbette sebebi net bir şekilde ortaya konup net bir şekilde tedavi edilmediği takdirde inme geçirmiş bir hastanın tekrar inme geçirme olasılığı hiç inme geçirmemiş birine göre elbette daha yüksek. Bu olasılıklar var ama uygun şekilde tedavisini alan, ilaçlarını kullanan, inmenin nedenlerine yönelik tedbirler alınmış bir hastada bu risk oldukça düşük. Hastanenizdeki tedavilerin başarı oranı nasıldır hocam? İnme tedavisi inmenin önlenmesine yönelik tedavilerde oldukça başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Daha doğrusu mevcut ilgili branşların bu konudaki yetkinliği ve tedavideki etkinliği oldukça ileri düzeyde. Türkiye'de bu konuda yetişmiş çok sayıda meslektaşımız var. Üstelik sadece bir branşla ilgili de değil, dediğim gibi bu işi girişimsel kardiyologlar, girişimsel radyologlar, girişimsel nörologlar artık daha yaygın bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla hastalarımızın ulaşabileceği merkez sayısı giderek artıyor. Başından beri söylediğim şey, inmenin geliştikten sonraki tedavisi elbette önemli. Ama daha önemli olan şey, daha geniş bir kitleyi ilgilendiren inmenin sebeplerini ortadan kaldırıp, inmeye maruz kalabilecek hastaları önceden tespit ederek buna engel olmak, çeşitli tedbirler almak bu daha önemli. Çünkü 24 saatte veya bir yılda veya bir ayda inme geçiren hastaların sayısı sınırlıdır. Ama önümüzdeki bir yıl içerisinde inme geçirme ihtimali olan insanların sayısı son derece yoğundur. Çok geniş bir kitledir. Bunlara yönelik tedavi elbette çok daha önem arz eder. Çok daha fazla insana faydamız dokunur. İnme geçirmelerine engel olabiliriz eğer önleyici tedbirler alırsak.
Mesela genelde şoförlerde görünüyor bu. Gizli kalp krizi geçiriyorlar aslında. Bir uyuşma başladığını söylüyorlar. Bu şikayetle hastaneye kendileri geliyorlar. Hani bir baktırma ama halbuki orada kalp krizi geçiriyor. Bu inmede olma ihtimali var mıdır? Bununla alakalı neler diyeceksiniz? İnmede bazen silik belirtiler şeklinde inme geçirebilir hasta. Mesela beynin az önce söyledim hangi bölgesi etkilenmişse o bölgeye yönelik şikayetler ön plandadır. Beynin mesela denge merkezini etkileyen bir problem oluşmuşsa şayet, yani beynimizin arka tarafı, kafamızın arka tarafında beyincik dediğimiz veya benzer o bölgelerdeki denge merkezine yönelik bir sorun söz konusuysa, hastamızın konuşması da normaldir, gücü kuvveti de normaldir ama düz yürüyemez mesela. Dengeyi sağlamakta zorlanır. Baş dönmesi şeklinde sadece belirti verebilir. Bu hangi bölgenin etkilendiğine bağlı temel olarak. Bazen sadece geçici unutkanlık şeklinde belirti verebilir. Ama genel olarak gördüğümüz şey bir pıhtı şah damarımızdan ya da kalbimizden yola çıktığı zaman en sık ulaşacağı bölge beynin her iki lobuna giden bir ana damardır. Bu 3'e 4'e ayrılır ilerledikten sonra. Bu bölgelerden hangisinde tıkanıklık olursa oraya yönelik. Her hastanın çok net bir şekilde ben inme geçiriyorum ya da yakınlarının benim hastam inme geçiriyor deme ihtimali yok tabii ki. Bazı hastalar gerçekten daha silik belirtiler gösterir. Bu ancak MR'da ilgili bölgede bir enfarkt dediğimiz görüntünün MR'da tespit edilmesi neticesinde bu hasta inme geçirmiş, farkına varmamış gibi ifadeler kullanabiliyoruz. Dolayısıyla inme şablonu kafamızda elbette bellidir ama her hasta bu şablona uymaz. Peki hocam, yaş fark etmeksizin çocuklarda da, gençlerde de, yetişkinlerde de, genelde yaşlılarda daha çok görürüz ama böyle elde titremeler ve bacakta böyle istemsizce titremeler oluşur. Bunlar kalpten kaynaklı mı yoksa inmeden kaynaklı mı? Bunların sebebi nelerdir? Ya genelde tansiyonum var, şekerim var, ondan hani açlıktan falan elim ayağım titriyor derler genelde ama. Şimdi elde ayakta titreme birincisi nörolojik sebepler. Özellikle Parkinson hastalığı veya esansiyel tremor dediğimiz sadece yaşlanmaya bağlı titreme. Beraberinde tiroid hastalıklarında özellikle tiroid hormonun yüksekliklerinin sebep olduğu ellerde titreme şikayeti bilinen bir şeydir ama bu bizim inme konumuzla çok ilgisi yoktur. Alakası yok. O nörolojinin diğer bir alanıdır. Aç kalınca elim ayağım titriyor tabiri tamamen başka bir şey zaten. O nörolojik değil, daha çok endokrinolojik bir problemdir. Bazı hastalar belirli zaman diliminde herhangi bir şeker veya gıda alımı yapmadığı zaman kan şekerini dengelemekte zorlanırlar. Kan şekeri hızlı bir şekilde düşer bu hastalarda. Ve bu durum aslında diyabet hastalığının ön belirtisidir. Diyabet olacak hastalar kan şekeri tahlillerde yüksek çıkmadan önce öncelikle hızlı kan şekeri düşmeleri yaşarlar. Kan şekerinin yükselmesinden ziyade düşmesi şeklinde bir takım belirtiler yaşayabilirler. O esnada elbette ellerde titreme, çarpıntı, bir fenalık hissi şeklinde belirti verir. Bu insülini yüksek dozda kullanan hastalarda da oluşabilir. Bu temelde hipoglisemidir ve bizim inme konusuyla elbette çok alakası yoktur. Peki hastalar ne kadar sürede iyileşebiliyor? Demin yaptığınız uygulamadan sonra hemen hayatlarına dönebilir demiştiniz. Bunu farklı yerlerde tetiklediğinde, farklı bir hastalığa tetiklediğinde nasıl bir süreç izleyeceksiniz peki hocam? Şöyle, inme geçirmiş bir hastanın iyileşme süreci tabii inmenin şiddetine göre, ilgili damarın ne kadar bir geniş alanı beslediğine göre ve bizim bu hastaya ne kadar erken müdahale ettiğimize göre değişir. Bizden ziyade tabii dediğim gibi nörologlar bu süreci takip eder. Genellikle ilaç tedavisi ile 3-4 günlük bir yatış süreci. Arkasından ne kadar sekel kaldı hastada, ne kadar fonksiyon kaybı var.
Ona göre bir değerlendirme yapılıp bir fizik tedavi süreci takip eder bunu. Felç kaldığı sürece yine fizik tedaviye yönlendirilme süreci var. Yine sizler tedaviye tarafından kontrol altında. Yine inmenin tekrarına yönelik tedaviler elbette verilir ama mevcut hasarın giderilmesine yönelik de elbette bir fizik tedavi sürecinin olması gerekiyor. Bu tabii geçirilmiş bir hasta için böyle. Az önce benim bahsettiğim şah damarının stentlenmesi veya ameliyatla tedavi edilmesinde ertesi gün veya bir sonraki gün evine gitmesi durumu elbette felç geçirmemiş hastalar için geçerli. Bizim yaptığımız tedavi hastanın yatmasına, uzun süre yatmasına neden olacak bir tedavi değil. Stentimizi takıyoruz, ertesi gün hastamızı taburcu ediyoruz. Ama felç geçirmişse hasta, felcin tedavi süreci ya da inmenin tedavi süreci bir nöroloğun takibinde dediğim gibi bir fizik tedaviyi de içeren bir rehabilitasyon sürecidir. Uzun soluklu bir tedavi sürecine giriyor hasta burada. Peki hocam beslenme ile alakalı ne diyeceksiniz? Kalp ve damar tıkanıkları ile alakalı. Kalp ve damar hastalıkları tabii inmeden ayrı hastalıklar değil aslında. Az önce sebeplerini söyledim. Yani bizim kalp hastalıklarımızın önemli bir kısmı inmenin nedeni. Dolayısıyla kalp hastalıklarına sebep olan beslenme tarzı ya da yaşam tarzı dolaylı olarak inmeye de sebep oluyor. Dolayısıyla bizim karbonhidrattan çok zengin, yağdan çok zengin, sürekli et tüketimine dayalı, genellikle egzersizden uzak, tuz tüketiminin yoğun olduğu bir yaşam tarzı nasıl kalp hastalıklarına neden oluyorsa aynı şekilde aynı oranda inmeye de sebep olur. Bizim hayatımızı belirli sürelerle yaptığımız diyetlerle değil, kalıcı alışkanlık değişiklikleriyle düzenlememiz gerekiyor. Toplumumuzda tabii tuz tüketiminin çok yoğun olduğunu biliyoruz. Bu konuda bir bilinçlendirmeye ciddi bir ihtiyaç var. Bunu tabii çeşitli dernekler, Sağlık Bakanlığı yoğun bir şekilde yapıyor. Yine toplum olarak egzersiz alışkanlığımızın ne yazık ki neredeyse çok çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda da ciddi bir bilinçlenmeye ihtiyacımız olduğunu ifade edebiliriz. Ve karbonhidratın baskın olduğu bir yeme alışkanlığımız var. Maalesef. Yağlı ve et odaklı bir beslenme alışkanlığımız var. Bunun büyük oranda değişmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Sonuçta üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz ama balık tüketiminin son derece az olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tabii inmeyi ve kalp damar hastalıklarını önleme bugünden yarına bir takım alışkanlık değişiklikleriyle ne yazık ki mümkün değil. Bu bir kültür ve toplum yapısının zaman içerisinde değişmesiyle ilgili bir durum. Nasıl sigarayla mücadele edildiğinde bugünden yarına bir sonuç alınamıyor. Belki 10 yıl, 15 yıl, 20 yıllık bir çabanın sonucunda bugün sigara kullanımının azaldığını söylüyoruz ve gözlemliyoruz. Burada egzersiz alışkanlığının artırılması ve beslenme rejimlerimizin değişmesi de biraz zaman alır. Elbette ciddi bir bilinçlendirme süreci gerekiyor. Bunu da dediğim gibi bizim Türk Kardiyoloji Derneğimiz, Sağlık Bakanlığımız, çeşitli meslek grupları yoğun şekilde yapıyor. Farkındalık yaratılıyor. Farkındalık yeterince oluşturuluyor. Elbette Avrupa'nın oldukça gerisindeyiz bu konuda. Ama Amerika'nın da önündeyiz. Yani iyi tarafından bakarsak inşallah daha iyi noktaya geliriz toplum olarak. Sizler alanında uzman, oldukça başarılı doktorlarsınız ki Avrasya Hastanesi bünyesindeki tüm doktorlarımız öyle. Sizlere nasıl ulaşacaklar? Hangi günlerde sizler hastanede oluyorsunuz? Buradan seyircilerimiz de bilsinler hocam. Biz tabii normal mesai şartlarında sürekli hizmet veriyoruz. Bunun dışında az önce kalp krizinden bahsettik. Bir de inmeden bahsettik. Bu iki olay birbiriyle çok benzer. Dakikaların tabir yerinde ise altın kıymetinde olduğu iki durum bunlar. Kesinlikle. İnme hastasının bir an önce girişimsel radyoloji ya da nöroloji ünitesine ulaşması ve ilgili damarın bir yolla bir uygun bir şekilde açılması. Kalp krizi geçiren bir hastanınsa acil bir şekilde girişimsel kardiyoloji merkezine bizim 365 gün 24 saat hizmet verdiğimiz ve bu konuda İstanbul'da da Türkiye'de de yine
çok sayıda hastanenin bu şekilde hizmet verdiğini söyleyebiliriz. Burada ya biraz durayım da sabah gideyim, hafta sonu geçsin, bayram geçsin denilecek bir durum değil. Kesinlikle ertelenmemesi gerekiyor. Günleri değil dakikaları hesap etmemiz gereken bir süreç kalp krizi. Göğüs ağrısının başlamasından itibaren ilk bir saat içerisinde damarın açılması durumunda neredeyse hiçbir hasar almadan kalp krizi atlatılabiliyor. Böyle bir lüksümüz var ülke olarak. Bunu, bu imkanlara birçok ülkede sahip olunmadığını belirtmek lazım. Veya bundan 15-20 sene önce bu kadar yoğun bu işleri yapan merkezlerin olmadığını bilmek lazım. Dolayısıyla göğüs ağrısı başladığı andan itibaren hızlı bir şekilde bir öncelikle bir hastaneye, arkasından da anjiyografi ünitesi olan ve 365 gün 24 saat bu hizmeti sunan bir merkeze hastanın nakledilmesi çok önemli. Damarımız açıldıktan sonra hastamız 1-2 gün içinde taburcu olabilecekken gecikme halinde ayları bulan yoğun bakım süreci ve ne yazık ki tamamen iyileşme şansını kaybetmesi söz konusu olabilir hastamızın. Ama hızlı tedavi edilen bir hasta bir hafta sonra normal işinde gücünde hayatına devam ediyor olabilir. Yani iki olay arasında, daha doğrusu iki senaryo arasında çok ciddi bir fark var. Kesinlikle. Dolayısıyla burada İstanbul olsun, Anadolu'nun herhangi bir şehri olsun önemli bir ağ kurulmuş durumda. Kalp krizi geçiren hastaların hızlı bir şekilde bir anjiyografi merkezine ulaşması mümkün ve hastalarımız bu konuda bilinçli olmalılar. Hocam, biz ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Genel olarak bir toparlayacak, değerlendirecek olursak buradan izleyenlerimize birkaç cümle söyleyelim ve önlemlerini almaları hususunda da uzman doktorumuz olarak sizleri dinleyeceklerdir. Evet. Özetle ifade etmek gerekirse kalp damar hastalıkları ve inme bizim ülkemize gerek sağlık sistemimize gerekse bireylerin kendi özel hayatına oldukça ciddi zararlar veren iki hastalık grubu. Bunları önlemek, bunlara sebep olan hastalıkları ortadan kaldırmak veya tedavi etmek bizim elimizde. Bunlar gerçekleştiğinde uygun şekilde ve gecikmeden ilgili branşın hekimine başvurmak da çok önemli ve o da yine bizim elimizde. İnmeden korunmak önemli, inmeyi tedavi etmek önemli. Kalp hastalıklarından korunmak mümkün. Bizim sadece bu konuda toplum olarak bilinçli davranmamız ve bir takım belki yüzyıllar boyu yerleşmiş olan bir takım alışkanlıklarımızı terk etmemize bağlı. Bunun başında egzersiz ve beslenme düzenimiz. Bunların değişmesi lazım. Tabii ki bilinçli olarak ve kontrollü olarak. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok güzel bilgiler verdiniz. Hocama ulaşmak için de hafta içi mesai saatlerinde yerinde ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler. Evet sevgili değerli izleyenler, bugünlük de Şifa Kapısı programının sonuna geldik. Kalp sağlığı, kalp ve damar sağlığını, inmeyi ve felci anlattı hocamız bize. Neler yapmamamız, neler yapmamız gerektiğini anlattı. Kesinlikle erken teşhisin yine hayat kurtardığını altını çizdi. Lütfen kendinizi ertelemeyin, sağlıklı kalın, iyi günler diliyorum, iyi akşamlar.